Merhabalar arkadaşlar. Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. 7 Mayıs 2024, artık sezonun son kısmındayız. Bakalım Mayıslar bizim olacak mı? İşte önümüzde 5 tane maç var. Eğer Tottenham'ı geçersek Şampiyonlar Ligi finaliyle birlikte, pardon 4 tane maç var şu an. Tottenham'ı geçersek Şampiyonlar Ligi finaliyle 5 tane maç olacak. İlk maçta Tottenham'la 2-2 berabere kalmıştık. Deplasmanda bunun avantajıyla çıkacağız sahaya, kendi saha ve seyircimizin önünde. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4. finalimizi oynamak istiyoruz. Daha sonra ligde Kayseri, daha sonra Türkiye Kupası finali Fenerbahçe ve ligde Sivas'la sezon noktalanacak. Haydi başlayalım ve Tottenham karşısına çıkıyoruz. Evet, Mario Pochettino önderliğindeki Tottenham'a 3-20 bize 2 oran verilmiş. Daha önce Tottenham'la 3 kez oynamışız. 2 galibiyet, 1 beraberimiz. Mağlubiyetimiz yok. 51.567 bilet satılırken Orsato'da maçın hakemi. Haydi bakalım. Büyük avantaj. 1-1'de bile turu geçen biz oluyoruz. 2-2'de maç oluyor. Uzuyor. Yeter ki mağlup olmayalım. Şimdi son maça rotasyonla çıkmıştık. Bu maçta tabii as 11'imi koyuyorum. İşte gördüğünüz gibi oyuncularda paso ilgilenen var, izleniyorlar oyuncularım. Bu sezon hareketli bir transfer dönemi bizi bekliyor gibi gözüküyor. Şahsen ciddi değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Evet, Lukaku'yu da alalım, Foden'ı alacağım, Sobral'ı alacağım. As 11'imize dönüyoruz. Bu maçın şakası yok. Tonali nerede? Tonalim nerede? Tonalimi göremiyorum. Tonalim nerede? Tonalim'i atmışız dışarıya. Salih'in yerine Tonali'yi alalım. Evet. Dirasun sakat. Oynamayacak. İlk 11'imiz bu olacak arkadaşlar. Şöyle Yunus Ulaş, Rondinel, Atalay, Mustafa Kapı. Tamam. Yedeklerde kalsın. Salih kadroda çıkarsın. Evet, Tottenham maçı 11'imiz. Hakan Gaye, De Gurt, Lopera, Hakimi, Sobral, Tonali, Bosman, Foden, Sancho ve Lukaku şeklinde. Haydi çocuklar diyoruz. Tarihi bir başarı için 4. kez üst üste final oynamak gerçekten çok büyük bir başarı olacak kariyerimizde. İnşallah bunu başaracağız. İlk maçtaki skor avantajını koruyarak Şampiyonlar Ligi finaline yükseleceğiz. Bakalım Tottenham Pochettino nasıl bir 11 tercih etmiş. Şahsen onu da çok merak ediyorum. Pavlenka, Bernat, Bonucci, Weber, Maffeo, Lucas Leiva, Erik Dier. Bu kim? McGregor, Eriksen, Son ve Harry Kane. McGregor'ı tanımıyorum açıkçası. İleride biraz düşük bir profil gibi geldi bana, bilmiyorum. Evet, Foden'la başladık. Bosma, evet. Direkt topla birlikte hareketlendik. Bosma, savunmadan dönen top. Taç atışı bizim. Tabii Eriksen, Harry Kane, Son, Maffeo, bunlar çok tehlikeli oyuncular. Çok tehlikeli oyuncular. Yani maçın 0-0 gitmesi bizim için çok dezavantaj. Bir gol bulup rahatlamamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi Tonali aldı. Tonali kafa ve gol ve gol. Lopera atıyor. Hakem VAR'a gidiyor bu arada. Bakalım offside verecek mi? Evet, gol gol. Evet, bir korner organizasyonu. Bosma'dan Tonali, Tonali'den orta. İlk kafa, ilk stoperimiz De Gurt. Savunmadan kaleciden döndü Lopera. Bu sezonki 3. ama en kritik golünü attı diyebilirim. 1-0 öndeyiz. Offside yok. Oyna devam. Evet, iyi başladık zaten maça. İlk 15 dakikada 6 şutumuz, 2 isabetimiz var. Tottenham'ın herhangi bir şut girişimi olmadı. Topa sahip olmadı da üstünlüğümüz söz konusu. Bir an önce 2-0'ı bulup bence rahatlamak lazım. Şimdi bir köşe vuruşu Tottenham'dan. Lukaku çıkarttı. Erik Dier aldı. Harry Kane, dikkat etmemiz lazım. Lucas Leiva. Şimdi araya girdik. Uzun topta güzel çıktı. Romelu Lukaku. Lukaku bıraktı. Bosma. Ah be. Lukaku'dan çok iyi asist. Ama Bosma Pavlenka'nın üstüne vurdu. Çok net bir gol pozisyonuydu. Rahatlayabilirdik bu pozisyonda. Lukaku çok güzel götürdü topu gerçekten. Yani Şampiyonlar Ligi arenasında Lukaku'nun farklı oynadığını söylemek mümkün arkadaşlar. Evet, dakika 30, ilk yarım saat istediğimiz gibi gitti. 1-0 öndeyiz. Bir köşe vuruş organizasyonu daha. Yine Tonali. Ceza sahasında bir kafa gol. Lopera maça damga vuruyor. 2-0. Artık bu iş bitti diyebiliriz. Tottenham'ın 3 gole ihtiyacı var. 2-2'ye gelirse maç uzar ama sanmıyorum. İşte Tonali bu sefer kafayla, kalecinin büyük hatası ve gol. 2-0. Evet. 2-0. Maçın adamı şu an itibariyle tabii 2 gol atan Lopera, Kolombiya savunma oyuncumuz.
Beklenmedik bir isimden geldi goller diyebilirim. Bir taç atışı Bosma aldı. Bosma savunma çıkartıyor. Hakimi, aman dikkat çocuklar. Şimdi John de Groot, Sobral, Foden, Phil Foden, Gaia'ya, Sancho etkili geldik ve üçüncü gol Bosma'dan. 3-0. Bu iş bitti. Bu iş bitti. Finaldeyiz diyebilirim. Evet. Dördüncü kez finaldeyiz diyebilirim. Güzel bir organizasyon. Kanat bu sefer soldan geldik. Gaia'dan Sancho. Sancho'dan orta Bosma vurdu. Direkten dönen topu yine tamamlıyor. Bu sezon 15. golünü attı Peter Bosma. Onunla da Barcelona'nın bir ilgisi var. Offside yok, oyuna devam. Muazzam bir ikinci yarı performansı. Türk Telekom Arena'da takımımızda 18 şut, 6 isabetimiz var. Tottenham şu an ilk şutunu attı 43. dakikada. O da isabetsiz. Topla oynamalar yakın birbirine. Gerçekten rakibi boğduk diyebilirim Türk Telekom Arena'da. Artık Şampiyonlar Ligi finalindeyiz de diyebilirim. 19 şut, 7 isabet ilk yarıda, 3 gol bulduk. Tottenham'ın bir isabetsiz şutu var. İkili opera bir Bosman'ın golleri. Yarı final rövanş karşılaşmasında 2-2'nin rövanşında. Evet, anca Tottenham'ın buradan turu alabilmesi için 3 gol birden atması lazım. Yani tabii ki niye olmasın, futbol bu, ama ben dizginleri elden bırakmayacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi Bosma'yı önden çıkartacağım 60'a doğru, çünkü sarı kartlı, kırmızı kart görmesi halinde Şampiyonlar Ligi finalinde yer alamayacak. Onu düşünmemiz lazım. Evet, ikinci yarı biz de tempoyu düşürdük. Artık skoru koruyoruz. Oyuncu değişikliklerini birazdan yapacağım. Şu an bir köşe vuruşu kullanıyoruz Bosma'yla. Sobral aldı. Orta, savunma. İkinci pozisyon, uzaklaştırdılar. Büyük hata geldi. Büyük hata geldi. McGregor. Callum McGregor ve 3-1. Çok büyük bir hata. Savunmamızdan. Çok büyük bir hata. Hakimi, yani öyle bir ıska geçti ki. Bakalım Tottenham için bir geri dönüş şansı olacak mı? Güzel de vurmuş McGregor. Ve 3-1. İlk şutları isabetli şutlarında golü buldular. Biraz gaz verelim, yürekli oynayın diyelim. Birazdan oyuncu değişikliklerini yapacağım dediğim gibi, ama şu an bir Yusuf moduna gelmedim değil. Evet, şu oyuncu değişikliklerini yapalım. Sobral'ı da çıkartacağım. Ulaş'ı alacağım Gaia'nın yerine. Mustafa Kapı Sobral yapacağım. Ve Yunus Akgün'ü Bosman'ın yerine koyuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, devam. Evet, 3-1. İlk yarı muazzam oyun. İkinci yarı biraz durduk ve bireysel bir hatamızdan, Hakim'in bireysel savunma arkasına kaçırdığı toptan gol yedik. Iskaladığı toptan gol yedik. Ama avantaj bizde. Kalan yaklaşık 10-20 dakikalık bir süre var uzatma ile birlikte. Bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Artık son 10 dakikaya neredeyse girdik. 3-1 devam ediyor. İlk yarıda ikili opera bir sıçan, bir tane de Postman'ın golleriyle skoru yakaladık. İkinci yarıda bir gol yedik. Bireysel hatadan yedik golü. Olsun. Canı sağ olsun. Şimdi bir köşe vuruşu. Artık 87. dakika içindeyiz. Tonali'den orta geldi. Bir kafa ve gol. 4-1. De Groot. Can De Groot. Bu sezon dördüncü golü. Stoperlerimin 3 golü. 3 korner organizasyonuyla 3'e çıkartıyoruz farkı. Ve 4-1'i yakalıyoruz. Muhteşem bir stoper hücum performansı gördük bugün. Lopera ve De Groot'tan hakikaten iki harika performans. Son uzatmalarla birlikte yaklaşık 8-9 dakika. Şimdi atak geliştiriyor Tottenham. Stefan Anko dönmek istedi. Yunus Akgün araya girdi. Yine Stefan Anko. Solda Bernat. Bernat savunmamız araya iyi girdi ve şimdi Tonali. Kontra yakalayabilir miyiz? Tonali. Savunmanın arkasına doğru araya Foden girdi. Foden! 5-1. Phil Foden 16. golü bu sezon. Onların da savunmasında bir hata. Bonucci'den. Aynı bizim Hakimi'nin pozisyonu gibi. Ve farkı 4'e çıkartıyoruz. 5-1 ile totalde de 7-3'lük skor avantajımızla Şampiyonlar Ligi finaline doğru gidiyoruz. Foden bunları kaçırmaz. Plase çok iyi. Çok iyi. Bu sezon 16. golü Phil Foden'ın. Muazzam bir performans gösterdik bugün. Hakikaten anamızın hak sütü gibi hak ettik Şampiyonlar Ligi finalini. Artık 90 artı 2 son saniyeler ve bitti. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi finalinde üst üste dördüncü kez. 2-2'nin rövanşında Tottenham'ı 5-1 ile geçiyoruz. 32 şut attık, 17 isabet. Harika bir şut isabet oranı. Tottenham'ın sadece 3 şutu vardı ve bir isabet, o da gol oldu. 5-1 totalde de 7-3 ile Şampiyonlar Ligi finalindeyiz arkadaşlar.
Tebrikler beyler, hepiniz finalde oynamayı hayal etmişsiniz ve şimdi bunu başaracaksınız. Hepinizden çok memnunum diyelim ve devam edelim. Oh be, rahatladık. Muazzam bir performans gösterdik hakikaten. Muazzam bir performans. Evet, Luzniki'de oynanacak maç için yerimizi ayırttık arkadaşlar. Luzniki'de oynanacak maç. 12 milyon euroyu kasamıza koyduk. Lopera muazzam bir performans. Tebrik edelim. Gol yollarında çok iyiydin. Böyle devam et dediğim bir savunma oyuncusu için üst düzey bir performans gösterdi. Bu sezon Lopera'yı geçen sezon almıştık 6 milyon euroya. Bu sezon toplam 39 maç oynadı. İlk 12'de yedekten girdi. 4 gol 2 asist. 7.61 ortalama tutturdu. Muazzam bir performans. Hakikaten ilk sezonu için muazzam bir performans gösterdi diyebiliriz. Lopera, evet, Foden da Paris Saint-Germain tarafından izleniyor. 100-120 milyon bandında Foden'ı satabiliriz. Paris Saint-Germain'in teklifini bekliyoruz. Foden'ı bonservisiz almıştık biliyorsunuz. Bu meblağları satarsak muhteşem bir transfer öyküsü. Evet, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde rakibimizi bekliyoruz artık arkadaşlar. Bakalım rakibimiz kim olacak? O da bizim için çok önemli tabii ki. Üst üste üçüncü kez kazanmanın eşiğindeyiz adeta. İnanıyoruz kendimize. Başka oynuyoruz büyük maçlarda. Evet, Barcelona Benfica ilk maç 0-0. Barcelona tabii ki avantajlı, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak Nou Camp'tan. Tabii ki Barcelona'nın ciddi bir avantajı olduğunu söylemek mümkün. Kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Maç skoru da 2-0 veriyorum. 2-0'la Barça turlar diyorum arkadaşlar. Evet, 2-0 bitti. Messi ve Milanko Savic'in golleriyle Barcelona finaldeki rakibimiz. Evet, Lionel Messi sözleşme uzatmadı Barcelona'yla. Sezon sonu belki bir hamle yapabiliriz. Göreceğiz, göreceğiz. Evet, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü 102'de Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağız arkadaşlar. Şimdi önümüzde bir Kayseri deplasmanı var. Kayseri 16. sırada küme düşme hattında. Onlar için önemli bir maç ama bizim için hiçbir esprisi olmayan bir maç. Komple yedek kadroyla çıkacağız. Ondan sonra Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynayacağız çünkü. As 11'imi dinlendireceğiz bu karşılaşmada. Yenilsek de çok önemli değil. Hiçbir anlamı olmayan bir maç açıkçası bizim için arkadaşlar. Gerçekten tarihi bir sezon yaşıyoruz. Yani en iyi sezonlarımızdan biri. Geçen sezon 6 kupayı da almıştık. Bu sezon 4'ünü aldık. Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Çok önemli. Çok önemli. İki maça çıkacağız hakikaten. Sezonun artık sonu. Biraz da futbol şansımız yanımızda olursa iki maçı da kazanarak yine 6 kupayılık bir sezon finişi yapmak istiyoruz. Evet, Liros'un takımla birlikte çalışmalar başladı. Bu önemli. Liros'un bu sene çok sakatlandı. En etkili oyuncularımızdan biri. Profilindeki gelişmeye de dikkat çekiyoruz. 23 maçta oynayabildi 11'den önce arkadaşlar. 11 gol 3 asist yaptı. Çok çekti. Özellikle ligin ikinci yarısında sakatlıklardan çok çekti. Ama ona sezonun bu bölümünde gerçekten ihtiyacımız var. Bu bölümde iyi oynamalı. Evet, antrenman raporu özeti geldi. Rondinelli'nin çıkışı. Rondinelli muazzam bir forvet olma yolunda ilerliyor. Bu sezon 29 maç, 11, 9 maç yedekten toplam 38 maçta 17 gol, 4 asist var. İlk sezon için yeterli bir sayı bence. Yani 15-20 gol bandında bekliyorum zaten ondan. Şu an 17 gole ulaştı. Kayseri maçında da ilk 11'de başlayacak. Hatta bundan sonra sezon ligde oynayacağımız maçta da. Evet, Gaye'ye bir teklif var. 12,5 milyon euro reddediyoruz. Gaye gibi bir adamı 12,5 milyon euroya satmam. Muazzam bir performans. Bedelsiz almıştık hatırlıyorsunuz geçen sezon. Toplamda 32 maç 30 ilk 30 30 ilk 11 olmak üzere 8 gol 7 asist. Harika bir performans. Yani verirlerse şöyle 35-40 milyon euro satarız. Niye satmayalım? Seneye Mbappé hamlesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada bunu söyleyeyim. Kylian Mbappé için şu şartları zorlayacağız. Özellikle Phil Foden'ı iyi bir fiyata satarsak bütçemiz de artıya çıkacaktır. Yani 150 milyon euro gibi bir transfer meblağı Kylian Mbappé'ye ayıracağız. Lukaku'yla da yolları ayırmayı düşünüyorum hatta.
Oradan gelecek gelirle Mbappé'yi forvet olarak oynatmayı planlıyorum. İyi olur. Messi'yi de aldığımızı düşünün. Muazzam bir kadro olmuş olur. Forma da satarız bol bol. Evet, Rondinelli'nin çıkışı devam ediyor demiştik. Ve evet, Kayserispor maçı 12 Mayıs 2024 Pazar günü ligdeki bütün maçlar bugün oynanacak. 15 Mayıs 2024'te ise Fenerbahçe ile tarafsız sahada Türkiye Kupası finaline çıkacağız. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanıyor Türkiye Kupası finalleri. Yarı yarıya bölünecek seyirciler. Bakalım Fenerbahçe karşısında nasıl bir skor alacağız, ama Fenerbahçe'nin son haftalarda formda olduğunu da söylemekte fayda var. İyiler. Son haftalarda iyiler. Evet, devam edelim. Evet, tüm maçlar bugün oynanıyor ligde. 33. hafta maçları. Artık bir esprisi kalmadı ligin. Şöyle bir bakalım. 85 puandayız. Konya 73, Fenerbahçe 68 puanda. Konya direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılım için çok büyük bir avantaj yakalamış. 5 puan. Bu hafta kazanırsa direkt Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamasını garantilemiş. Kasımpaşa 57, Başakşehir 55 puanda arkadaşlar. Beşiktaş ise 9. sırada. Ne yazık ki Beşiktaş. Evet, Kayseri için çok önemli bir müsabaka. Çünkü küme düşme hattındalar. Bakalım Kayseri'nin bu maçta tepkisi nasıl olacak? Sveder'i alalım kaleye. Komple değiştireceğim. Yakup'u alalım. Yunus Akgün alalım. Ulaş Taşkın'ı da alacağız. Genç oyuncumuz, bu sezonun altyapıdan çıkan CFR'i diyebiliriz. Ulaş Taşkın için. Rondinelli'yi alıyorum forvete. Atalay'ı alıyorum tabii ki Fod'un yerine. Atalay da bu sezon iyi performans gösterdi. Hakikaten onun da hakkını teslim etmek lazım. Mustafa Kapı hala satış listesinde kendi isteğiyle. Halinden memnun herhalde. Kendi bilir. Bakalım. Ali Öztürk'ü alacağım. Lopera yerine. Hakimi de birazcık sıkıntı var. Salih Özcan'ı Tonali yerine yapacağım. Sancho oynasın. Dirasun'u Fener maçına saklayacağım. Şöyle Dirasun'u Burak Camoğlu yerine alalım. Defansın sanında bu maçta Atakan Kaynağı anlatacağım arkadaşlar. Evet, yeri değil, mevkisi değil ama Hakimi dinlendirmek adına Burak da çünkü sakat. Evet, ilk 11'imiz 33. hafta Kayseri deplasmanı. Svedre, Ulaş, Yakup, Ali, Atakan, Salih, Mustafa, Sancho, Atalay, Yunus ve Rondinelli şeklinde. Amaçsız bir maç. Sakat vermeyelim. Önemli olan bu. Yenisek de çok mühim değil açıkçası bir maç bizim açımızdan, ama Kayserispor için çok şey anlam ifade eden bir maç. 16. sıradalar ligde. Bakalım, hatta puan durumunu bilmiyoruz. Bakmadık alt tarafları. Belki de düştüler. Ama onlar için ciddi derece zor bir maç. Ama biz tabii ki her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bunu bir daha hatırlatmakta fayda var. Şöyle bakalım. Evet, Kayseri 27 puanda. Osmanlı 32 puanda. 5 puanlık fark var. Bu maçı mutlak kazanması lazım ama işi çok kolay değil. Osmanlı'nın galibiyetiyle düşüyorlar zaten. Şimdi Atakan. Atakan Kaynak. Bu sezon ilk golü. Dakika 4. 1-0 öndeyiz Kayseri deplasmanında. İyi başladık. Sağ bek olarak görev verdik ona. Hiç yeri değil, hiç mevki değil. Ama mecburduk Hakimi dinlendirmek adına. Ve o da golü atarak sezonun son kısmında ilk golünü attı ligde. Mutsuz, ilk 11'de hiç şans veremedik kendisine. Sezon sonunda yola ayıracağımız oyunculardan biri Atakan Kaynak. Eğer Mustafa Kapı giderse ayırmaya da biliriz. Bakacağız. Sezon sonu çok hareketli bir transfer dönemi bizi bekliyor ama bunu çok net söyleyebilirim. Evet, bir golü bulduk. Onun dışında maç çok iyi bir maç değil açıkçası. Vasat bir maç. Rakibin şutu yok. Bizim bir şutumuz var. O da gol oldu zaten. Artık tabii akıllar. İki tane finalde Türkiye Kupası ve bu arada penaltı. Penaltı olacak sanırsam. Akıllar Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde. Sezon sonunu bakalım nasıl getireceğiz. Evet, penaltı kazandık. Maçın 17. dakikası içindeyiz. Topun başında Atalay Babacan var tabii ki. En iyi penaltıcımız Atalay. Yaptığı en iyi şey duran top zaten. Ve bu golü de atıyor. Farkı 2'ye çıkarttı. 19. golü Atalay'ın bu sezonu. Muazzam bir gol sayısına ulaştı Atalay Babacan. Hakikaten bu sezonun enlerinden. Foden giderse seneye ilk 11'de daha çok yer şans bulacaktır. Eğer orayı bir takviye yapamazsak Atalay Babacan.
Evet, iki kere gittik, iki gol bulduk, iki şut, iki isabet ve 2-0 gayet rahat bir maç. Kayseri de artık lige veda ediyor arkadaşlar. Eğer geri dönüş gerçekleştirmezlerse ki şu an 25 dakikada şutları olmayan bir takım için çok da mümkün gözükmüyor geri dönüş. Şimdi Ulaş, savunma, Mustafa Kapı. Bakalım Mustafa da gitmek istiyor hala, transfer isteği var. Hatta satış listesinde ama 80 milyon eurodan aşağı vermeyeceğiz onu. Sezon sonunda talipleri olacak mı? Yunus Akgün savunma çıkarttı. Etkili geldik ama savunma çıkarttı. Evet. 30 çok vasat bir maç. Skor avantajı tamamıyla bizde. Çok rahatız. Herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız bir maç oldu. Gelen goller, erken gollerle maçı koparttık zaten. İkinci yarıda da herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım zaten. Yedek kadromla oynuyorum komple. Artık Fenerbahçe maçına odaklanma zamanı derken 2-1 oldu. Kayseri golü buldu ve umutlanıyor. Deniz Hümmet'in duran top golü Recep Niyaz'ın ortasıyla farkı 1'e indirdi Kayserispor. Kaleci Svedra'dan istediğimizi bir türlü alamadık. Yani basit frikik golleriydi. Basit böyle duran top golleri. Çok golleri bu sezon. Hakikaten çok golleri. Şimdi Yunus Akgün. Atalay. Yunus. Sağda bir boşluk var. Oraya döner mi? İyi pas attı sağ Atakan. Orta geldi. Diglao. Diglao nasıl bir isim o ya? Ulaş. Mustafa Sancho. Salih. Atalay. Yunus. Güzel bir gol ve 3-1. Yunus'un da 5. golü. O da sezonun Robertson sakatlanmasıyla birlikte sezonun sonuna doğru şans verdiğimiz oyunculardan biri ve bu şansı iyi değerlendirdi. Bu sebeple seni rotasyonda ikinci oyuncu olarak düşündüm bunu kadroda. Robertson'a da yolları ayıracağız arkadaşlar. Yunus hakikaten iyi bir performans gösterdi. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Beşinci golü Atalay'ın da asistini geçmemek lazım. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Atalay bir gol, bir asist. Yunus Akgün bir gol. Atakan Kaynak bir gol. Salih Özcan bir asist. Sancho ve Rondinelli'nin etkisiz olduğunu söylemek mümkün. Genç oyuncumuz Ulaş Taşkın da bugün vasat bir performans sergiliyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Rahat bir maç. Duran toptan golü yedik. Biraz umutlandırdık ama Kayseri umutlarını da Yunus Akgün'le bitirdik. Evet, 3-1 öndeyiz. 8 şut attık, 5 isabetimiz var. Kayseri'nin 2 şutu var, 1 isabeti var. Bitmesini beklediğimiz, temenni ettiğimiz bir maç açıkçası. Sakatsız, cezasız. Tek esprisi o bizim için. Çünkü önümüzde çok zor. 2 tane final var arkadaşlar. Bir Türkiye Kupası finali Fenerbahçe. Bir de Şampiyonlar Ligi finali. Bu arada bir sarı kart, kırmızı kart çıkacak. Barcelona ile oynayacağız Şampiyonlar Ligi finalinde. Evet, Deniz Hürmet, golü atan Deniz Hürmet kırmızı kartla oyun dışında, artık Kayseri lige veda ediyor arkadaşlar. Acı bir durum. Buna sevinecek halimiz yok. Baktığımız zaman evet, Kayserispor lige veda ediyor. Biz 88 puana geldik. Bakalım Konya 76, Fenerbahçe 71 puanda. Konyaspor'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme hakkını elde edecek. Dakika 58. Evet, Musa. Artık maçtan iyice koptuk şahsen. Atakan. Yunus. Atalay iyi top attı. Atalay iyi açtı oyunu hakikaten. Bir şut savunmadan seken top. Kaleci Diarra ve köşe vuruşu kazanıyor Kayserispor. Bir korner daha. Evet, dakika 59. 59. Atakan Kaynak, Mustafa Salih, Atakan, Ali Öztürk, Mustafa, Sancho vurur oralardan. Vurdurtmadılar. Ali Fayez araya girdi. Sancho bugün çok kötüydü. Yani Jadon Sancho sezon boyunca çok dalgalı bir performans gösterdi derken Sancho golü attı arkadaşlar ama bu bir şans golü. Atalay'ın ortasında Sancho'nun golü, skor 4-1 oluyor. Ama dalgalı bir performans vardı. Buna rağmen 15 golü vardı Sancho'nun yani. Çok da kötü bir rakam değil. Evet. Ufak ince bir dokunuş ve 4-1 oldu. Dakika 63 arkadaşlar. Kayserispor lige acı şekilde veda ediyor bu mağlubiyetle. Bakalım, ikincilik yarışı devam ediyor bu arada. Evet, 5 puanlık avantajı var. Konya 76, Fener 71 puanda. Konyaspor şu an direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılırken Fenerbahçe ise eleme oynayacak. Konya için de çok ciddi bir başarı diyebilirim. Bu arada bir frikik ve gol.
Bir duran top golü daha yedik. Barış Kılıç ve 4-2 oldu skor. İlk golü de duran toptan yemiştik. 10 kişilik Kayseri'den gol yememiz kötü tabii. Ne olursa olsun istediğimiz kadar rotasyonlu kadro olalım. Böyle gol yenmez. Yani Galatasaray'a yakışan duran top golleri değil bunlar. Önümüzdeki maçlar için kırmızı alarm diyebilirim. Tabii Ali Öztürk ve Yakup oynuyor. De Vrij ve Lopera yok bugün. Evet, artık 83. dakika, sakatsız belasız şu maçı atlatalım. 3 puanı aldık. 85'e geldik. -89 artık maç bitmek üzere arkadaşlar. Bir şut direkten döndü, direkten döndü. Direkten döndü. Bir uzun top daha Barış Kılıç. Evet, 4-2 ile geçiyoruz Kayserispor'u. 23'te attık 10 isabet. Kayseri'nin 3'te 2 isabeti var. Ve 4-2 ile maçı kazanmayı başardık arkadaşlar. Sonuçtan oyununuz futboldan çok memnunum diyelim. Devam edelim. Devam edelim. Atalay maçın adamı oldu. Tabii attı 2 golle. Çok gol yollarında çok iyiydim. Böyle devam et diyelim. Haydi bakalım arkadaşlar, artık Fenerbahçe kupa maçı. Evet, Landucci Atalay gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri demiş. Hakikaten Atalay 25,5 milyon euro piyasa bedelinde arkadaşlar. 23 yaşında. Bestözü diyorum ben ona. 29 maç 11 10 maç yedek. 39 maç 19 gol 9 asist. Bu sezon iyice coştu. Toplamda baktığınız zaman Galatasaray kariyerinde 125 maç 52 gol 22 asist. Muazzam bir rakam. Muazzam bir rakam. Evet, Fenerbahçe karşılaşmasına geçiyoruz. Artık amacımız tabii ki Fenerbahçe Engin'in geçmesi. Evet, Sancho gol bonusu kazanmış. Yani 15 gol 10 asist oynuyor bu sezon. Evet, ne yazık ki Osmanlıspor'da küme düştü arkadaşlar. Evet, Osmanlıspor küme düştü. Üzücü tabii ki, küme düşmek üzücü. Her takım için üzücü. Haftanın takımı Atakan Kaynak ve Atalay Babacan seçildi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu Türkiye Kupası karşılaşması için adır. Favori biz gösteriyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç çıkacak ama ben şahsen zor bir maç bekliyorum. Bunu çok net diyeyim. Öyle çok leblebi kıvamında bir maç beklemiyorum. Galatasaray'da seçim var bu arada, evet. Bülent Altıntaş yeni bir dönem daha kazanmasını durdurmayı planlayan adaylardan birisinin konusuna yer verdi. Evet, stadyum yapacakmış arkadaşlar, vaat varmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Görevdeki başkan Bülent Altınbaş'ın yerini almaya talip olunan Gürcan Dumanlı kendisine oy verildiği takdirde kulübe çarpılacak bir stadyum yapmak için her yolu deneyeceği vaadinde bulundu. Oha! Vaa, Gürcan Dumanlı seçilsin. Evet, Mira, bu da yeni oyuncumuz. Mira yükselişin devam ediyor. Şu an Atletico Madrid'de kiralık olarak oynuyor kendisi. Onu da önümüzdeki sezonlarda değerlendireceğiz. Valla bakalım nasıl bir çıkacak ama yeni stadyum enteresan olmuş. Evet, final maçı Galatasaray Fenerbahçe arkadaşlar.
2.50 bize verilmiş, 2.63 Fenerbahçe. Paul Fonseca Fenerbahçe'nin hocası. Daha önce Fenerbahçe'yle 18 kez oynamıştı. 13 galibiyet, 4 beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. Atatürk Olimpiyat tüm biletler satılmış, 76.092 ve Cem Alpay maçın hakemi. Hadi bakalım. Evet. As 11'imize geri dönme vakti. Hakan. John de Groot. Osman. Gaya. Lukaku. Romelu Lukaku. Zor maçların oyuncusu. Foden. Evet, Diros'un da oynatıyoruz arkadaşlar. Artık sakatlıktan döndü. Çünkü ona gerçekten ihtiyacımız var. Hakimi alalım Atakan'ın yerine. Lopera'yı alalım Ali'nin yerine. Orta sahayı değiştirmedik. Sobral alalım Mustafa yerine. Ve Tonali alalım Salih yerine. Hadi bakalım. Hazırız ve nazırız. Roberts'ı kadro dışı bırakıyorum bu karşılaşmada. Artık ondan çok fazla bir umudum da açıkçası kalmadı. Hatta oyuncu sınırlamasından dolayı da İsmail Çipe Svedra'yı da kadro dışı bırakayım. Svedra'yı şey yapalım. Evet, kupa 11'imiz Fenerbahçe derbi oyuncumuz. Hakan Gaye'de Grut Lopera hakimi. Toprağı Sobral, Tonali, Bosma, Fon'un, Diros'un ve Lukaku şeklinde arkadaşlar. Zor maç, kolay maç yok zaten. Bu maçta kendi özelinde zor bir maç açıkçası. Yani Fenerbahçe çok formda bir takım. Bunu çok net söyleyebilirim. Zor olacak, kolay kesinlikle olmayacak. Tekrarlıyorum devamlı ama inşallah emeğimizi karşılığını alacağız. 4-2-3-1 ile çıkıyor Fenerbahçe. Elif Elmas, Erol Koyuncu, Morelos, Kerem Galfa, Fred Ensen, Marcos. Genç ve kaliteli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin arkadaşlar. Hakikaten öyle. Evet, şu maçta kadroyu bir şeyi bir değiştirelim. Biraz sağdan izleyelim. Biraz değişiklik olsun. Yönetmenden izleyelim. Hızı bir tık arttıralım ve maça başlayalım. Haydi bakalım. Hız çok arttı. Çok arttı hız. Biraz düşürelim hızı. Evet, ilk şutu biz attık bu arada. Olmadı. Umarım devamlı getireceğiz. Şimdi De Groot, Sobral. De Groot. De Groot'la geliyoruz. Sobral. Tonali. Sağ tarafı uzun top. Kerem Galfa. Ondan uzun top. Dikkat, dikkat, dikkat. De Groot. Savunmamız uzaklaştı. Evet. Şimdi Diros'un. Marcos Roberto'da kaldı top. Biraz daha geriye döndüler. Bir uzun top daha. Dikkat edelim. Evet, top bizde. Bosma çok iyi top attı hakiminin önüne. Hakimi götürüyor. Foden sever o bölgeleri. Foden müthişem. Muhteşem. Ama offside. Lukaku offside. Nasıl ya? Ha, görüş açısını etkiliyor diye herhalde. Lukaku'ya offside dediler. Evet. Çok kötü başlamadık. 0-0 ama etkili başladığımızı söylemek mümkün. Böyle bir maçta zaten Fenerbahçe'nin biraz savunma anlayışıyla oynayacağını düşünüyorduk. İlk 15 dakikalık dilim. 5 şutumuz, 3 isabetimiz var. Fenerbahçe'nin şutu yok. Şimdi Diros'un, Sobral bıraktı. Gaya sever onları. Gaya kaleci. Kaleci çıkarttı. Şimdi Tonali. Bu sefer Hakimi. Hakimi yine savunma. Romelu Lukaku ve yine kaleci. Evet. Kaleci performansıyla karşılaştık. Güzel bir kaleci performansı. Fenerbahçe kalesinden şimdi Sobral. Gaya orta. Savunma yine Gaya. Orta Lukaku. Dokunamadık. Dokunamadık. İlk 20 dakikada maçın tek hakimiyiz. 10 şut 7 isabetimiz var. Gol bulamadık. 11 şut oldu hatta. Maçta da %65'i %35 gibi topla oynama üstünlüğümüz var. Ama bir an önce de golü bulmamız şart bu futbolun karşılığında. 0-0 devam eden maçlarda bu böyle oynadığınızda gol bulamadığınız vakit rakibin direnci de oldukça artıyor tabii ki. Şimdi Erol. Fredriksen. Fenerbahçe hata gelişiyor. Erol dikkat edelim.
Şimdi aldık Sobral. Uzun top gelir mi? Sever uzun pas atmayı. Atmadı, Foden'a bıraktı. Foden sağ tarafa iyi oynadı. Bosma geliyor, sıyrıldı. Ortayı yaptı ve dışarıya Lukaku. Yine kaçırdık. Çok kaçıyor. Yani ilk yarım saatte tek kale maç oynadık ama gol atamadık. Hakikaten çok kaçırdık. 14 şut 8 isabet. Fenerbahçe'nin şut girişimi yok. İşte dediğim gibi o hızımız da kesildi biraz. Çünkü rakip direncini arttırıyor. Gol atamadığınız her dakika böyle baskın oynadığınız bir maçta rakibin de direnci artıyor haliyle. Şimdi Volby, iki şu skorun korunmasında Volby'nin etkisi çok büyük. Şimdi Sobral. Dirasun. Gay aldı. Dirasun, Foden, Tonali, Tonali ve gol, Tonali ve gol, 1-0 işte bu. Foden bıraktı, Tonali çok güzel vurdu. 1-0 öne geçiyoruz Fenerbahçe karşısında. İşte Tonali çok güzel vurdu. Kaleci onca top çıkarttı ama bunu da biraz sanki hatasının olduğunu düşünüyorum. Neyse, bu golü hak etmiştik zaten. 40. dakikada 16 şut, 9 isabetimiz var. Fener'in ilk şut isabeti geldi. İyi oynadığımız bir ilk yarı. Daha da farklı olabilirdi. Muhtemelen şu an bu hatayı da atlatalım. Gaya, savunma. Sobral, şut dışarı Foden. Net pozisyon kaçtı Foden. Bugün Dirasun ve Lukaku'dan istediğimiz verimi alamadık. De Groot ve Gaya da kötü. Diğer oyuncuların vasat ve vasat üstü. 21 şut 10 isabeti ilk yarıda. 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe'nin bir şutu bir isabeti var. Daha farklı olabilirdi hakikaten ama kalecinin performansı ve biraz da bizim beceriksizliğimiz sebebiyle maç 1-0'da kaldı arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe başladı. Elif. Solda Kerem Galfa ile geliyorlar. Araya çok güzel girdik. Uzaklaştırdık tehlikeyi. Bir duran top. Dirasun. Arka tarafta ama hakem iptal diyor Lopera'nın golüne. VAR'a gidiyor hakem, gol geçersiz arkadaşlar. Foul dediler. Evet, Dirasun ve Lukaku'yu çıkartacağım. Şu an performansları hakikaten çok kötü. Şöyle 60-65'e doğru bir oyuncu değişikliği yapacağız. Bir an önce 2'yi bulup rahatlamamız lazım. Evet, iyi oynuyoruz. Pozisyona giriyoruz. Pozisyon vermiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin ne yapacağı da belli olmaz. Sonuçta gerçekten büyük bir takım Fenerbahçe. Dizginleri de elden çok bırakmamak lazım. Birazdan o oyuncu değişikliklerini yapacağım. Of, zaten Dirasun yine sakatlandı. Evet, Dirasun geç kaldık. Sakatlıklarla boğuşuyordu. Yeni kurtuldu sakatlıktan. Şimdi de alt bacak sakatlığı sezonu kapadı diyorsun. Geçmiş olsun. Evet, Sancho'yu aldık. Dirasun yerine Rondinelli'nin yerine de Lukaku'yu alıyorum. Son oyuncu değişikliği hakkımı kullanmıyorum. Maçın önümüzdeki dakikalarında sakatlık olursa sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, hakikaten bir golde kaldık. Yani çok daha fazlası olabilirdi. İşte kaleci Volby 7.3 oyuncu puanında. Şimdi Tonali. Hakimi. Hakimi, bu da dışarıya. Bu da dışarıya. Bu da dışarıya. Olmuyor. Yani ikinci golü bulamıyoruz artık. Böyle bitsin derdindeyim maç açıkçası. Şimdi Berkay. Savunmadan çıkmaya çalışıyorlar. İyi de çıktılar. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi aldık Hakimi. Uzun top, iyi top. Sancho. Hadi çocuklar, Sancho. Sancho. İyi pas çıkarttı. Bosma. Bosma maçı bitirdi. Bosma maçı bitirdi. Dakika 71'de rahatladı. Bosma fişi çekti adeta. 2-0 öndeyiz. Finalde ve kupayı aldık diyebilirim artık. Buradan bir mucize olması lazım. Çok güzel vurdu Bosma sol ayağıyla. Bu sezon 16. golü. Çok başarılı bir performans sergiledi. Bosma bu sezon hakikaten offside yok, oyuna devam.
Evet, Türkiye Kupası'nı müzemize götürüyoruz. Bu sezonki 5. kupamızı aldık arkadaşlar. Avrupa Süper Kupası, Türkiye Süper Kupası, Dünya Futbol Kulüpler Şampiyonası, Süper Lig, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası artık önümüzde. Şampiyonlar Ligi finali kaldı. Tamamıyla ona konsantreyiz. Onu da alıp seriyi tamamlamak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de açıkçası var. Son haftalardaki performansımız gayet yeterli gibi gözüküyor. Evet, şimdi Kerem Galfa ile geliyor Fenerbahçe. Dikkat etmek lazım. Sağda Erol ceza sahasına ve golü yedik. 2-1 oldu. Evet. Kerem Galfa bu sezon 10. golünü attı. Ve skor ne yazık ki 2-1 oldu arkadaşlar. Bakalım bundan sonra bir sürpriz geri dönüş hikayesi yazılır mı Fenerbahçe adına, göreceğiz. Çok ihtimal vermiyorum ama şuradan yürekli oynayın ulan, şerefsizler diyelim. Oldu, evet 86 oldu artık. Yani şu istatistikler, 33 tutumuz var, 15 isabet, 16 isabet oldu hatta. Fenerbahçe ise zayıf bir performans göstermesine rağmen maçı tutmayı bildiler. Şimdi Sancho, Foden, Bosma. Yani hala umutlu Fenerbahçe. Bosma bıraktı. Şut ve gol. Gecenin yıldızı oluyor. Tonali'nin bugün ikinci golü. Bosman'ın asistinde. 3-1 yaptık. Ve Türkiye Kupası'nı müzemize götürüyoruz. Türkiye Kupası Galatasaray'ın sezon 2023-2024 Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray diyebilirim. İşte Bosma pasını bıraktı. Tonali çok güzel vuruyor. Çok güzel. Son saniyeler artık, Fenerbahçe desikliyor. Kerem Galfa tek golün sahibi Fenerbahçe'de. Becker yerden oynadı. Hakimi araya girdi. Hakan uzun top attı. Bosma bir kontratak olmadı. Son 15 saniye. Munoz. Uzun bir top geldi, karşıladık. Sobral, Sancho. Sancho savunmanın müdahalesi ve evet maç bitti arkadaşlar. Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz 2023-2024 sezonunda. İşte kupa Galatasaray'ın ellerinde. Hayırlı uğurlu olsun. 5. kupamızı aldık bu sezon ve artık tamamıyla Şampiyonlar Ligi finaline konsantre olmuş durumdayız. Kupayı ben de kaldırıyorum. 35 şut 17 isabet. Fenerbahçe'nin 3 şutu 3 isabeti var. Daha da farklı olabilirdi ama 3-1 ile geçmeyi başarıyoruz. Fenerbahçe engelini. Evet, tebrikler, performansınızdan çok mutluyum diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Artık Mayıslar bizimdir. Boşuna demiyoruz açıkçası. 5. kupa zaferi. Evet, 5. kupa zaferi geldi. 1,95 milyonu kasamıza koyduk. Bir kez daha Türkiye Kupası'nı kazandık. Galatasaray'ın hocası Türkiye Kupası turnuvasında aldığı galibiyetle yönetimi memnun etti. Üst üste üçüncü kez bizim kariyerime başladığımız 2018-2019 sezonundan beri ise 5. kez. Bir arada Beşiktaş'a verdik. Divasun 3 hafta boyunca sakat. Kötü haber bu. Kaçırdı. Şampiyonlar Ligi finalinde olmayacak Divasun. Tonali'yi övelim. Gol yollarında çok iyiydi. Maçın adamı seçildi, attı 2 golle. Primle ödemelerini yaptık takıma. Ve Türkiye Kupası incelemesi. Artık hedefimizde Şampiyonlar Ligi finali var arkadaşlar. Evet, artık Sivas komple yedek kadro çıkıyoruz. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi finaliyle 2023-2024 sezonunu noktalıyoruz. Evet, diler olsun Şampiyonlar Ligi finalinde yok sakatlığı nedeniyle ne yazık ki. Sevedra gol yememe rekoruna imza atmış arkadaşlar. Türkiye Kupası'nın oynadığı 5 maçta gol yemeyen Galatasaray kalecisi Konsolos Sevedra turnuva rekoru kırmış. İstediğimizi alamadık ondan ama idare eder bir performans sergiledi. 6,97 soru var. Dilarosun'un sakatlığı ile ilgili Şampiyonlar Ligi finalinde oynayamayacak. Ne diyelim? İyi bir haber değil. Tabii ki, ancak biz yolumuzu buluruz diyelim. Evet, Ruben Paz da antrenörlük kariyerini noktalıyormuş. Antrenörlük kariyerini bitiren Ruben Paz'ın yerine gerekli takviye yapacağız. İlk önce şu sezonu bir bitirelim arkadaşlar. Evet, Ulaş Kupa'da yılın oyuncusu olmuş. Ulaş'ı tebrik ediyoruz.
17 yaşındaki soldaki 6 maç 2 gol 5 asist. Çok büyük bir iş bu. Henüz 17 yaşında. Piyasa değeri 5,25 milyon euro. Potansiyel yeteneği 4 yıldız ve çıkışını devam ettiriyor. Ulaş'ı şöyle bir tebrik edelim. Bunu çok çalıştın ve hak ettin diyeyim. O da güzel bir yılda teşekkürler patron demiş. Lukaku da Kupa Gol Krallığı ödülünü almış. 4 maçta attı. 6 golle onu da tebrik edelim. Lukaku da bize teşekkürlerini borç bildi. 4 oyuncumuz Ulaş, Ali Öztürk, Yakup ve Lukaku Türkiye Kupası yılın takımına seçilmişler. Evet, artık kupa, 5. kupamızı da unutalım. Sezon finalini Şampiyonlar Ligi Kupası ile yapmak istiyoruz. Antrenman raporu özetinde Sancho çıkışına devam ettiriyor ama bu sezon 15 gol, 11 asistlik gibi de bir performansı var aslında. İyi bir performans bir kanat forvet oyuncusu için ama tam istediğimiz düzeyde de değildi açıkçası ya. Tam o verimi alamadık biz Sancho'dan. Yani çok verim alamadık arkadaşlar. Evet. Geçiyorum bunları. Önemli değil. Bir soru daha var. Yakaladığınız başarının ardından size bir övgü sonraki maçta rakibiniz olacak. Adrian övmüş bizi Sivas hocası. Kimin ne söyleyip söylemediğine odaklanacağım. Ama maça odaklanmayı tercih edelim diyelim. Yani çok Adriano'nun beni öven yorumları çok da Kasımpaşa şu an. Zaten bu maçta önemli değil. Artık aklımız, fikrimiz Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona oyunu oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Barcelona tehlikeli bir takım. Her ne kadar Messi yaşlanmış da olsa yıllanmış şarap gibidir o şimdi. Tecrübesiyle yine takımına çok şey katacaktır. Belki seneye Messi'yi alabiliriz. Belli olmaz. Belki Messi'yi sırf bir sene oynasın biz de futbolu bıraksın diye alabilirim. Yani şöyle senelik 6-7 milyon euro gelirse Messi'yi alırız arkadaşlar. Forma satışı yaparız. Reklamımız olur. Bu arada tabii başkanlık seçimlerinde ilginç bir vaat vardı. Biraz önce görmüştünüz. Yeni başkan adayı seçildiği takdirde yeni bir stadyum yapacağını söylemiş. Çok ilginç bir vaat bence. Yani Türk Telekom Arena 50 bin kişilik stat varken Türkiye Ligi'nde maçları dolduramazken böyle bir şey ilginç. Evet, U19 yaş altımız esmeye devam ediyor. Haydi bakalım ligin son maçına çıkıyoruz artık. Adriano önderliğindeki Sivasspor'a 8 oran verilmiş. 1.33 oran verilmiş. Bize daha önce 13 kez oynamışız. 11 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. 50.907 bile satılmış da yine stadın tamamı dolmamış. Bahattin Şimşek'te bu sezonki 14. maçına çıkıyor. Yani daha stadı ligde dolduramıyoruz. İlginç bir tercih olur. İlginç bir tercih olur. Evet, şimdi nasıl yapacağız? Bir kere Svedra'yı kaleye koyuyorum arkadaşlar. Ali Öztürk'ü alıyorum Lopera yerine. Patrick Roberts'ı Bosna yerine atıyorum. Dirasun yerine Yunus Akgün'ü koyuyorum. Sancho'yu oynatmayacağım, dinlendireceğim Şampiyonlar Ligi finali için çünkü. Bize dinç şey lazım. Burak Çamoğlu'nu alalım. Ulaş'ı sola atıyorum. Atalay'ı 10 numara pozisyonuna koyuyorum. Mustafa Kapı'yı ve Salih Özcan yapacağım orta sahayı haliyle. Atakan Kaynağı yine sağ bekte deneyeceğiz. Kayseri Spor maçında da oynatmıştık. Fena bir performansı da yoktu. Ve Yakup'u da De Groot yerine koyuyoruz. Evet, ligdeki son maçımızın 11'i. Rondinelli'yi unuttuk. Rondinelli'yi de Lukaku yerine aldık. Svedra, Ulaş, Yakup, Ali Atakan, Mustafa Sari, Roberts, Atalay, Yunus ve Rondinelli şeklinde. Ayaklarımız bu maçta ama aklımız Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona maçında olacak. Tamamıyla o maça konsantre. Bu maçta da full rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz sahaya. İnşallah istediğimizi bir şekilde bu maçtan almayı başarırız arkadaşlar. -5 ile çıkıyor Sivasspor. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Şu şeyi düzenleyelim ilk önce. 2B'de oynayalım çünkü çok kasıyor. Devam. Atalay, Mustafa. Roberts çok uzun bir sakatlık süreci geçirdi. Roberts'ı Diasun bu sezon gerçekten çok sakatlıklar geçirdiler. İkisi de şanssız bir sezonu geride bıraktılar. Şimdi Mustafa Kapı götürdü, dışarı vurdu. Özellikle Roberts, yani istediğimiz çok ciddi verim alamadık Patrick Roberts'tan bu sezon.
Şöyle bakacaktım. Yunus Akgün'e şans verdik hatta son maçlarda uzunca bir süre. Yani Roberts'la yolları ayırabiliriz. Bu arada Ulaş'ın şutu dışarı gitti. Yani kafamdaki plan Roberts'ı satmak arkadaşlar. 33,5 milyon euro piyasa değeri var. Bedavaya almıştık Roberts'ı. Bu sezon sadece 18 ilk 11, 9 yedek olmak üzere 27 maç, 5 gol, 8 asist. İşte 2020-2021'de bedelsiz geldi. İlk sezon 24 maç 14 gol 5 asist. İkinci sezon 22 maç 13 gol 7 asist. Üçüncü sezon 19 maç 9 gol 3 asist. Ve bu sezon 16 maç 2 gol 4 asist. Bu sezon en düşük ortalama puanlı sezonunu yaşıyor. Patrick Roberts. Bakalım bu para ederken satmak lazım. Yani 30 milyon euroya bile satsak Roberts'ı beleşe almıştık. Çok büyük bir kar diyebilirim. Bizim açımızdan transfer böyle olur arkadaşlar. Evet maç 0-0 durgun bir maç. 2-3 pozisyona girdik ama yararlanamadık. Sivas'ta da etkili oyuncular var. Oğuzhan Özel, Pellegrini, Acar Mehmetoviç sakatlandı şu an. Kalas gibi önemli yıldızlar var aslında. Forvetleri de fena değil Galiglio. Ama şu an iki takım da artık sezonun son maçı. Her şey ortada. Sivas'ın hedefi yok. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi finali. Bu maç artık hedefsiz. Yani vasat bir maç oluyor açıkçası. Şimdi Yunus Akgün, Salih Özcan'dan sol tarafta Ulaş. Ulaş'tan orta kafa vuruşu dışarıya. Rondinelli. Yine de 15 şut attık. 4 isabet sağladık ilk yarım saatte. İstatistik olarak rakibin çok 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 üstündeyiz ama gol bulamadık. Şu ana kadar Salih Özcan'ın performansı ilginç. 7,3 oyuncu puanında Salih Özcan iyi bir performans gösteriyor diyebiliriz. 0-0 devre muhtemelen böyle bitecek gibi geliyor. Atalay vurdu direkten döndü. Yunus Akgün attı 1-0 öndeyiz. Evet Atalay vurdu direkten döndü. Yunus yine attı. Son şans maçlarda şansını çok iyi kullanan oyunculardan biri Yunus Akgün. Patrick Roberts konusundaki karar almamın önemli etkenlerinden biri bu. 6. golüne geldi ama bu 6 golü herhalde 10 maçta falan attı Yunus Akgün. Çok ciddi bir rakam. Yine attı bu maçta attı. Her maçta en azından oynadığı her maçta hemen hemen attı. Hatta bir maçta 3'ü 4 mu golü ne vardı? Evet 1-0 öndeyiz. 20 şut 5 isabet. Sivas'ın 1 şutu 0 isabeti var. Yine fena olmayan bir iki kere aslında şut istatistik olarak baktığımızda ama dediğim gibi kafamız zaten bu maçta değil. Artık tamamıyla Barcelona maçına odaklanmış durumdayız. Bu arada Oğuzhan Özyakup'tan çok güzel bir gol geliyor arkadaşlar. 1-1 oldu ama harika bir gol Oğuzhan Özyakup'tan. İşte çok güzel vurmuş. Kalecimiz de biraz Svedra içeri almış. Yani bu topların kurtarılamamasını anlamıyorum zaten. Anlamıyorum yani. Aklım basmıyor. Yani çok uzak mesafeden böyle yumuşak gelen toplar. Tamam köşeye gidebilir ama kurtarması lazım abi kalecinin de ya. Şimdi Rondinelli'ye geliyoruz. Sağa bıraktı. Roberts aldı. Roberts'tan orta ve gol. Rondinelli'nin bu sezon 18. golü. Roberts asistle geri dönüyor. 2-1 dakika 52 Brezilyalı genç oyuncumuz 18. golüne ulaştı. Bakalım geri kalan dakikalarda gol atabilecek mi yoksa bu gol sayısını bitirecek. Barcelona maçında ilk 11'de tabii ki Lukaku ile başlayacağız çünkü. Tabii Lukaku kötü olursa yine oynatırız. 20 gole gelirse şu iki maçtaki varsayımlar dahilinde ilk sezon için oldukça iyi bir rakam diyebilirim. Bu arada golü yedik arkadaşlar 2-2 oldu. Yine Oğuzhan Özcan bu sefer Yakup değil. Oğuzhan Özcan ama kalecimiz iki golde de ciddi hatalar yaptı. Svedra ile yol ayrımına gidebilirim gibi gözüküyor şu an için. İşte yine boşa çıkıyor. Oradan bir ufak temas ve gol. Evet basit iki gol yedik. Üç şut attılar, iki isabet sağladılar, iki gol attılar. Bizim 21 şutumuz, 6 isabetimiz ve iki golümüz var. Toplu oynamada Sivas üstün ama çok da önemli değil. Maçın sonucu da çok da önemli değil. Şöyle baktığımız zaman sezonu 89 puanla bitireceğiz. Kazanırsak 91 puan olacak. Mağlup olmayalım ama be. Mağlup olmayalım yine de. Tamam beraberlik iyidir ama en azından mağlup olmadan bitirelim. Namağlup serimiz devam etsin. Şimdi Mustafa'dan Atalay, Salih Özcan, gecenin ilerinden Salih, Rondinelli, Mustafa Kapı, solda Ulaş. Ulaş'ın ortası geçmedi. Güzel bir denemeydi Ulaş'tan. Yine Ulaş. Yine Mustafa. Salih vurur mu? Sıyrıldı. Vurdu dışarı vurdu. Güzel getirdi Salih Özcan. Ama dışarı vurdu. Evet. Şanssız ama defansımız özellikle çok kötü performansı. Oyuncu puanlarını görüyorsunuz defans ve kalecimin. Onun dışında Roberts maçın şu an en iyisi. Oğuzhan Özyakup Sivas'ta oyuncunun haricinde. Bayağı şut attık. İstatistikimiz bayağı önde. 2-2'lik
ile bitecek gibi gözüküyor maç. Bakalım galibiyet golünü bulabilecek bize. Ha, çok da önemli değildi. Yani hani üzülecek bir durum yok şu an için, onu diyeyim. Şimdi bir uzun top. Atakan mesela mevkisinin çok 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 dışında oynadı bir maç. Yani hemen hemen hiç gelmedi ki, dikkat edin sağ taraftan. Hakimin yetkinliğini tabii ki aradık. Ulaş, Mustafa, Atalay. Atalay çok uzaklardan, çok uzaklardan fantastik bir şut denemesi yaptı diyebiliriz Atalay ve top dışarı çıktı. Evet, son 5 dakikalık zaman dilimi 2-2 gidiyor maç. Artık bu maç bitsin. Güzel bir futbol maçı oldu. Gollü, bol gollü, güzel gollerin olduğu bir maç oldu en azından. Sivas'ı da tebrik etmek lazım. 4 şut atıp 2 isabetli 2 gol buldukları için. Son saniyeler, son bir atak şansı olabilir mi? Ulaş aldı. Ulaş götürdü. Ulaş vurdu, dışarıya attı. Hakem kronometresini kontrol ediyor ve ligin son maçında arkadaşlar Sivas'la 2-2 berabere kaldık. Yedek kadroya çıktık. Kalecimiz çok kötüydü. 4 şuttan ikisi kaleye tuttu ve 2 gol buldu Sivas. Biz ise 33 şut atıp 9 isabet sağladık. Bu maçı kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Açıkça söyleyeyim, iyi bir performans gösterdiniz. Bu maçı kazanmamız gerekirdiğine diyeyim. Biraz motive edelim futbolcuları. Ama çok çok önemli bir maç dediğim gibi. Değildi arkadaşlar. Yani çok takılınacak bir maç değil bizim açımızdan. Evet, böylelikle lig bitti. 5,4 milyon euro kasamıza koyduk. Bakalım ligin son haline. Geçmiş senelere nazaran biraz düşük bu anda bitirdik aslına bakarsanız. Ama yine şampiyon olmayı başardık. 89 puan aldık. 28 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. Tek mağlubiyetimiz Trabzonspor'u kendi evimizde 3-2 idi. 102 gol atıp 16 gol yedik. 86 averaj sağladık. Geçen sezon 95 puan almıştık. Ondan önceki sezon 96 puan. 2020-2021'de 95 puan. 2018-2019'da 91 puan. Yani kariyerimizdeki en düşük puanlı sezonu yaşadık belki ama yine şampiyon olduk. İkinci, Konya çok başarılı bir sezon bence. 79 puan şampiyonluk puanıdır ama bizim üstün performansımız sayesinde ikinci oldular. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü Başakşehir oldu. Beş Kasımpaşa, altı Gençlerbirliği, yedi Bursaspor. Gördüğünüz gibi Başakşehir, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Bursaspor Avrupa Ligi'ne gidiyorlar arkadaşlar. Yani 7 takım bizim sayemizde bence, ülke puanına kattığımız takımla Avrupa Ligi'nde Kayseri, Malatya ve Gaziantep'e lige veda ettiler. Beşiktaş 8. bitirdi. Trabzonspor 10. bitirdi Süper Ligi. Evet, artık son maça geldik. Barcelona maçına geldik. Linski'de zor bir maç olacak. Bizim açımızdan umarım istediğimiz galibiyeti alırız. Ve üst üste üçüncü kez kazanacağız arkadaşlar. Üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi finali için çıkacağız. Çok ciddi bir başarı. Çok ciddi bir başarı. Kazanamasak bile çok ciddi bir başarı. Yani evet, bu arada ortalama seyirci rekorunu kırmışız. Süper Lig'de 48.773 seyirciyle bize ait olan 2020'deki seyirci rekorunu, 47.249 ortalama rekoru kırmışız. Evet. Bayağı güzel bir oran yakalamışız yani. 90'ı geçmişiz. %90'ı geçmişiz doluluk oranında. İyi bir rakam. Yani Süper Lig için ideal bir rakam diyebilirim. Evet, Barcelona. Morelos gol kralı olmuş bu arada Süper Lig'de. 31 maçta 18 golle gol kralı olmuş. İkinci Atalay 14 gol atmış. Üçüncü Rondinelli 13 gol atmış. Yakup yılın genç oyuncusu seçilmiş. Yakup Seçkin 23 maçta 2 gol ve o 7.48 ortalama. Yani kendisini tebrik edelim. O da bize teşekkür ediyor. Yakup iyi bir transfer oldu bizim açımızdan. Genç oyuncunun 1 yaşındaki. Özellikle de Çağlar Söyüncü'yü de hatırlatmıyor değil. Onun yerinde fazlasıyla doldurdu bana kalırsa. Evet, tabii şu an sezonun en kritik maçına geldik. Yani 2023-24 sezonun kapanış maçı en kritik maç oldu. Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar mağlubiyetimiz yok arkadaşlar. Umarım da bu maçı da alarak namağlup serisiyle birlikte kupayı müzemize götüreceğiz. Sivasspor Adrian'ın görevine son vermiş bu arada. İlginç, bizden puan aldılar oysaki Türk Telekom Arena'da ama söz şey yani son vermişler. Evet, U19 yaş altı asistan menajerinin Schneider'in menajerlik için Sivasspor ile görüştüğüne dair dedikodular var. Bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yani Schneider'in yolu açık olsun. O çoğu takım için iyi bir menajer ve yardımcı olabilir. Onu kaybedersem üzülürüm. Yine de ayrılmak isterse dualarım onunla olur. Yani Schneider'e gitme diyemem. Bizim U19 asistan menajerimiz şu an. Yani birinci lig seviyesinden bir menajerlik teklifi gelirse şahsen ben onun yerinde olsam basarım giderim arkadaşlar. Yani bu işler duygusallığa bakmayan işler. Yani basıp giderim, direkt giderim. Hiç şey yapmam. Hiç beklemem yani. Ki Schneider'i de severiz. Rakip olmayı da, Türk Telekom Arena'da çıkmayı da, onunla birlikte çıkmayı da şahsen isterim rakip olarak. Güzel anılarımız var Schneider'le. Evet, bir soru daha geliyor Özgür Sivri tarafından. Osmanlıspor'la ile de görüşüyormuş Schneider. Yine aynı şey diyeceğim. Yolu açık olsun abi. Gitmek istiyorsa gidebilir. Sonuçta bizi koltuğumuza edecek bir durumda değil yani. Bizi etkileyen bir durum yok. Hani yönetim beni kovup Schneider'i getirirse eyvallah da. Yani öyle bir şey olacağını şu an çok mümkün görmüyorum açıkçası. Evet, artık akıllar, fikirler, her şey Barcelona maçında. Bütün aklımız, her şeyimiz Barcelona maçında. Evet. Schneider gitsin abi, istiyorsa gitsin, yapacak bir şey yok. İşte Wesley Schneider, yani Osmanlıspor şu an menajer görevi teklif etmiş. Ama o Schneider'e demeyeceğim gelen teklifleri reddet diye. Onun için bir basamak atlama şansı çünkü kariyer açısından. Belki ileride bir gün biz bırakırız. Ve Schneider yerine... Oo, çok kötü bir sakatlık haberiyle sarsılıyoruz. Foden Şampiyonlar Ligi finalinde yok arkadaşlar. 4 hafta yok. Evet, çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Barcelona maçında Foden yok arkadaşlar. Hatta antrenmanın yıldızı John de Groot olmuş bu hafta. Müthiş bir çıkış. Onu da şu an Arsenal ile Liverpool istiyor. John de Groot'u. Evet, Foden'ın şok sakatlığıyla sarsıldık. Şimdi Atalay Babacan'ı oynatacağız tabii ki orada. Evet, şu Foden ve De Rossi'nin Şampiyonlar Ligi finalinde olmayacak arkadaşlar. Hakikaten büyük kayıp. Hücum anlamında bu iki oyuncu bizim en iyi oyuncularımız diyebilirim. Yani evet, tabii ki Bosma var, tabii ki Sancho var ama bu iki oyuncu bizim hücum gücünün en önemli taşları ve bu iki oyuncudan mahrum kalarak Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak çok acı. Çok acı bir durum yani hakikaten. Şoka girdik diyebiliriz. Bu arada 12 maçta 44 golle Şampiyonlar Ligi içerisinde en çok gole sahip olan takımız arkadaşlar. Yaklaşık 3,5 falan ortalamaya geliyor. Evet, Bülent Altıntaş kazanmış arkadaşlar. Evet, eski başkan Bülent Altıntaş başkanlık seçimini yine kazanmış. Kişisel mesaj yayınlamış. Herhangi bir değişiklik yapmayacak. Pilot takım bulmasını isteyelim. İstanbulspor'la pilot takım hamlemiz bitmiş. Bize yeni pilot takım bulun demiş. Bulun lan. Ben mi uğraşayım onda? Evet, Bülent Altıntaş bir kez daha Galatasaray Başkanı seçildi. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Yani onun adına çok mutlu oldum. Kulübün için gece gündüz çalışıyor ve tekrar başkan olmayı çok istiyor diyelim. Pilot grup aranıyor bize. Yani yeni öteki başkan adayı kazansaydı yeni stat yapacaktı gerçi. Enteresan bir hikaye olabilirdi o zaman. Şahsen biraz kırıldım ama medyayı bunu belli etmiyorum arkadaşlar. Politik olmak lazım. Ha, şu an bizi kovacak Galatasaray yönetimi var mı derseniz, yani şu başarılarla bizi kovuyorlarsa zaten denecek de hiçbir şey yok bence yani. Evet, Schneider, Osmanlıspor'un yeni menajeri. Yolu bahtı açık olsun Schneider'in. Sevdiğimiz bir arkadaşımız da. Evet, Wesley Schneider'in Osmanlıspor menajer olmasına sormuşlar bize. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum ve eminim ki bunu da onun üstesinden gelecektir diyoruz. Schneider'e destek oluyoruz arkadaşlar artık. Osmanlıspor kardeş kulübümüzdür. Osmanlıspor'a kiralık oyuncu dahi gönderebilirim. Kendileri de arz ederse, arzu ederlerse, talep ederlerse, arz ederlerse olmaz. Arzı biz edeceğiz. Evet, eksik bir takım. Foden ve Dirasun yok. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Mustafa Akçay Yunus kadroyu almamış. Oo, bu oyuncu kimmiş ya? Yasin iyi gelişmiş bu arada, evet. 17 yaşındaki forvet Yasin'imizin gelişimi de mutluluk verici. Evet, fena değil. Hazırlık kampına götürebiliriz. Bu sezon U19'da 36 maçta 33 gol atmış. İyi bir istatistik yakalamış.
Kupa Amerika'ya Sevadre Lopera çağrılmış. Avrupa Şampiyonası içinde Lukaku, Spalding, Sancho, Hakan, Tonali, Di Rosso, Bosma, Gruth, Sobral, Mustafa Kapa, Atalay, Salih, Yunus, Ali Öztürk, Ulaş Taşkın. Evet, Ulaş Taşkın milli takıma seçilmiş ve Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. 15-17 yaşındaki genç oyuncumuz. Evet, şu şeye de bakalım. Sezon sonu gelecek genç oyuncularımız da var. Oscar Jimenez, Sevillalı oyuncu. Çok iyi bir bence stoper olacak. Yani De Gruyt giderse direkt onu 11'e koymayı düşünüyorum, İspanyol oyuncuyu. Yannick Wett gelecek. O da bir sol bek. Sol bekte gayet iyi, yolları ayırabiliriz. İki genç oyuncuyla devam edebiliriz. Victor Sluga gelecek. 16 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu. Ve Bubola gelecek, 18 yaşındaki forvet. Haydut Siklik'li forvet. Onu da Rondinelli ile birlikte oynatabilirim arkadaşlar ileride. Bu bir oyuncu daha var tabii ki. O oyuncumuz ise Ersan Mutlu. Ondan özellikle çok mutluyum. Bakar mısınız arkadaşlar? Daha 16 yaşındaki bir sol bek bu. Yani direkt kadroya alıp koyacağım neredeyse. O haddeye gelmiş Ersan Mutlu. Ersan Mutlu Ulaş yapabilirim, gayet satıp yabancı kontenjanlarını da kazanabiliriz. Ve Messi'ye yer açabiliriz kadromuzda. Devam edelim. Son 3 gün. Yani şu son 3 günü umarım sakatsız belasız atlatırız. Çünkü Dirasun da yok. Şey de yok. Fodun da yok. Bir sakatlığı daha hani kaldıracak gücümüz yok açıkçası. Yani ne olur sakatlık olmasın. Yani bir Tonali bir de Lukaku sakatlanırsa tam olur. Evet. Yine asistan menajerimizi, futbol direktörünü seçti. Fuat Buruk gelmiş. Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk. 59 yaşındaki eski futbolcu, eski milli futbolcu. Hayırlı uğurlu olsun. Bakacağız. Sezon sonu teknik ekibi yine değiştirebiliriz baştan aşağı. Bir değişiklik yapabiliriz. Evet arkadaşlar, artık bir gün kaldı. 1 Haziran 2024 ile Barcelona karşısına çıkıyoruz. Evet. Evet, Foden'ın eksikliğini fazlasıyla hissedecek demiş Landucci. Herhalde hissedecek. En iyi oyuncumuz, en iyi ofansı. Yani en iyi iki oyuncumuz yok hücumda ya. En güvendiğimiz iki oyuncu yok. Öneriler var ama ben şu an transfer düşünmüyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Sonra bakarız transfer olaylarına. Hiç transfer olayına girecek modda değiliz şu an. İyi oyuncular da geliyorsa şu an öneriyorum. Yani reddediyorum açıkçası ama yapacak bir şey yok. Evet, Arthur Sobral antrenmanların yıldızı olmuş. O da bu sezonun başında transfer etmiştik ve oldukça iyi bir performans sergiledi. Evet, Şampiyonlar Ligi günü, final günü inşallah olacak. İnşallah olacak. Mustafa yılın oyuncusu seçilmiş. Türkiye Süper Ligi yılın oyuncusu seçilmiş. 25 maç 5 gol artı asist. Tebrik ediyorum Mustafa Kapı'yı. Devam ediyoruz. Yılın menajeri olduk arkadaşlar. Herhalde yılın takımına Atalay ve Sancho seçilmiş. Süper Lig özürlüğünü kazananlar zıla zıla. Bunlar şu an çok önemli değil. Evet. Şampiyonlar Ligi finali 2023-2024. Üst üste 4. Şampiyonlar Ligi finalimiz. Kazanırsak üst üste 3. kez kazanacağız. Çok önemli eksikliklerimiz var. Foden, İngiliz ofansif orta saha oyuncumuz ve sol açımız. Dirotun yoklar. Sancho ve Atalay Babacan'la başlayacağız bu maça. Ama umutluyuz ve favori göstermiş. Evet, Musterman'ın Barcelona karşısında 2.25'te favoriyiz. Barcelona diye 2.75 oran verilmiş. Daha önce 6 kez oynamışız Barcelona. 2 mağlubiyetimiz, 2 beraberlik, 2 galibiyetimiz var. 81 bin altı bile satılmış Moskova'da Ruzhny Stadı'nda Guida'da maçın hakemi. Evet, Barcelona'yla oynadığımız her maç 6 maçta da her şey 2-2. Bakalım bu maçta neler olacak. Evet arkadaşlar, artık 11'imizi koyma zamanı geldi. Stres tavan tabii ki. Yani şu maçta stresli olmayacağız da hangi maçta olacağız diyebilirim. Üst üste 3. kez çok büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı.
Evet, buraya koyalım. Sobral alıyorum. Mecburen Sobral Tonali yapacağım orta sahamı. Sancho'yu buraya koyuyorum. Tonali alıyorum. Hakimi tabii ki alıyorum Atakan'ın yerine. Başka kim var? Bakıyorum. Sağ açım yok. Sağ açım. Bosma neredesin? Bosma. Korktum bir an için. Bosma'yı alacağız arkadaşlar. Lopera'yı alıyorum. Ali yerine. Salih'i kadroya alıyorum. Bosma'yı da aldık mı? Evet. İlk 11'imiz hazır. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Hakan, Gaye, De Groot, Lopera, Hakimi, Sobral, Tonali, Bosma, Atalay, Sancho ve Lukaku ilk 11 ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyoruz. Atakan kaynak katledilemezmiş. Hemen Ali Öztürk'ü alıyoruz. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Haydi. Haydi bakalım. Zor bir maç. Çok önemli iki eksimiz var. Bu sezon buralara gelmemizde iki pay sahibi oyuncu Diros'un ve Phil ne yazık ki yoklar. Evet, Barcelona'ya bakalım. Onlar da 4-2-3-1'e düşüyor. Der Stegen, Hernandez, neydi bu? Upamecano, Koulibaly, Rüyk, Tolisso, Milankovic, Coutinho, Aouar, Gelson Martinez ve forvette Pep Domingues kimmiş bakalım. Bu altyapı oyuncusu, 22 yaşındaki oyuncu. Çok iyi bir oyuncu ya. Vay be. Adamlar altyapıdan çıkartmışlar. Neyse. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Biz de inandık. Siz de inanın. Bizim için bu maçı alın. Barcelona başladı. Messi kadroda yok ilk 11'de. Muhtemelen yedek başlayacak. Messi var mı yedeklerde bakıyorum. Bakamadım. Evet. Bir köşe vuruşu. Heyecan tavan. Jose Gaya. Tonali. Savunmadan döndü ve Philippe Coutinho ile kontra atak şansı. Of, Coutinho ne yapıyorsun? Coutinho nereye gidiyorsun dedik. Sergio Milankovic arkadan destek geldi. Şimdi Atalay'da top. Atalay götürüyor. Önünde Lukaku var. Atalay tek başına. Lukaku'nun önünde. Lukaku! Net bir pozisyon. Lukaku ile yakaladık. Henüz 3. dakikada ama yararlanamadık bu pozisyondan. Şimdi orta. Tonali maça hızlı başladık. Net bir pozisyondu hakikaten. Bunu atsaydık çok iyi olacaktı. Evet, Messi yedeklerde de yok arkadaşlar. Enteresan. Evet, ilk 10 dakikada 6 şut, 3 sadece bir tetiğimiz var. Barcelona'nın şut girişimi yok. İyi başladık. Topla oynamalar da Barcelona'nın üstünü var ki normal. Tiki taka yani abiler. Hakimi şimdi Bosma'dan sekti top. Tonali Bosma'yı oynadı. Bosma, Atalay, Bosma top kaybı geldi. Dominguez aldı. Dominguez'den uzun bir top. Şimdi tehlike var kalemizde. Av var. Dominguez, kaleci Hakan. Evet, net bir pozisyon kaçırdılar. Hakan güzel kurtardı bu pozisyonu. Şimdi De Groot. Uzun top. Lukaku'ya iyi top. Lukaku kontrol etti. İyi de bıraktı Bosma'ya. Sağdan Hakimi'nin desteği. Lukaku'ya döndü. Lukaku. 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 Bosma ve gol. 1-0 dakika 17. 1-0. Yedinci dakikada Moskova'da 1-0 öndeyiz. Gol Bosma bu sezon 17. golü. Lukaku sol ayağıyla, sağ ayağıyla plaseyi çok güzel vuruyor Bosma. Gerçekten güzel bir organizasyon Bosma ve Lukaku'dan. Bosma'da bu sezon kariyerimizdeki en pahalı transferdi ama hakkını gerçekten veren bir performans sergiledi. Biraz sezona kötü başladı ama muhteşem toparladı ve 1-0 öndeyiz. İyi başladığımız maçta. İlk 25 dakikada 9 şut 5 isabetimiz var. Barcelona'nın ise 1 şutu 1 isabeti var. Bizim 16'yı oldu hatta. Bir an önce bu futbol bence ikinci golle süsleyip rahatlamamız lazım diye düşünüyorum. Evet, avantaj bizde. Atalay ve Sancho sarı kart gördüler ne yazık ki. Biraz tek sıkıntımız o olarak gözüküyor. Bu maçta kırmızı kart olmaz. Onlarda da Hernandez sarı kart gördüler. Başarılı iyi bir ilk yarı. 1-0 daha fazla da olabilirdi hakikaten. İstatistikler bunu söylüyor bize. 12 şut 8 isabet var ilk yarıda. Barcelona 3 şutu bir isabet var. Ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz arkadaşlar. Bosman'ın golüyle 13 şut 9 isabetimiz var. Barcelona 3 şutu bir isabeti var. Ve Bosman'ın golü var. Yani arttırabilirdik farkı ama olsun. Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çok yakınız. Bakalım buna ulaşabilecek miyiz arkadaşlar? Bu arada Hakimi'nin kondisyonunda çok ciddi bir sıkıntı var. %62'lerde, %65'lerde toparlı olun kendini biraz. Ona çok ihtiyacımız var. Şimdi bir duran top. Haydi bitirelim, çekelim fişi. Hakimi aldı. Hakimi bıraktı. Sobral ve bitiyor mu bu iş? Bitiyor mu bu iş? Arthur Sobral. 2-0 Luzni'de Moskova'da yıkılıyor. Galatasaray tribünlerinde meşaleler yanıyor.
Çok güzel vurdu, çok güzel vurdu. 2-0. Muazzam oynadık ya. 15 şut, 10 isabet. Barcelona'nın sadece 3 şut ve 1 isabet var. 4'e 1 oldu. Gerçekten Foden ve Dirasun olmamasına rağmen şu ana kadar gösterdiğimiz performansla bana kalırsa bu maçı zaten hak ettik. Şimdi Bosma götürüyor. Uzun top çıktı. Ve bir foul mü? Aa, Sancho ve 10 kişiyiz. Al işte. Sancho 10 kişiyiz. Lukaku'yu buraya alacağız. Solda Lukaku oynasın biraz. Ve değişikliği oynayalım. Evet, geri kalan yaklaşık yarım saatlik bir süre var. Bosma da sarı kart gördü. Biraz sıkıntılı dakikalar başlayabilir arkadaşlar. Şimdi Au var. Koulibaly. Evet, stres hat boyutta uzun top çıktı. Alır mı onu? Aldı. Dominguez güzel de aldı. Pasını bıraktı. Gelson Martinez. Yine Dominguez. Savunmamızdan döndürük. Koulibaly. Lukaku'nun piresi var. Kaleci De Stegen'e kadar döndüler. De Stegen, Sergio Milinkovic, Coutinho etkili geliyor Barcelona. Savunma arkasında Dominguez. Hakan. Evet. Uzun bir top daha. Bir kafa avuta. Evet, avuta. Evet arkadaşlar, son 10 kişiyiz. Yani Sancho yine yaptı Sancho'luğunu diyebilirim. Yani bir oyuncu değişikliği yapalım. Yok, devam edelim ya. Devam edelim. 2-2'ye gelirse her an düşünüyorum. O yüzden çok bozmak istemiyorum. Evet, dakika 80. Artık son saniyeleri sayıyoruz. Romelu Lukaku aldı şimdi. Onu mecburen solda oynatıyor. Çok güzel bir pas attı Atalay'a. Atalay çek fişi. Kaleci Ter Stegen. Lukaku öyle bir pas attı ki soldan. Şimdi Gaia, Bosma. Top dolaştırdık. Bosma, Gaia. Orta savunma, korner. Evet, sonlar yaklaşık uzatmalarla birlikte 13-14 dakika. Evet, hadi çocuklar artık. Yakınız. Bir korner daha. Evet, zaman güzeldir. Zaman geçiyor. Şimdi yine Bosma. Sobral. Orta savunma. Evet, savunma. Evet, 85'e doğru geliyoruz. Maçın adamı da şu ana kadar Hakimi arkadaşlar. Finalin adamı. Hakimi 7-7, Lopera 7-3, Gaya 7-1, Sobral 7-6, Lukaku 7-4, Bosma 7-2. Son 2 dakika. Son 2 dakika. Evet, son 30 saniye üst üste. Evet, şu atak geçsin de öyle konuşalım. Rafinha belli olmaz abi, futbol bu. Rafinha Sobral araya girdi. De Groot uzaklaştırdı. Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. 2023-2024 sezonunda da Barcelona'yı finalde 2-0'la geçiyoruz. Ve bu sezonda altılıyı tamamlıyoruz. 6 kupalı sezonu bitiriyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 19 şut, 11 isabetle 2 gol bulduk. Barcelona'nın 10 şutu, 5 isabeti var. Gol bulamadılar. İyi oynadık. Özellikle 10 kişi kalana kadar. Evet, tebrikler beyler. Bugünkü performansınız için mutluyum. Başarının keyfini çıkarın. Bu anları ileride kramponlarınızı aslında hatırlayacağınız güzel anlardır diyelim. Tarihe geçtiler. Hakikaten tarihe geçtiler. Üst üste 3. kez. Üst üste 2. kez oynadığımız tüm kupaları kazanmayı başardık. Çok büyük bir tarihi bir zafer arkadaşlar. Hakimi 1-3 gün sakat. 19 milyon euro aldık. Sancho uyarı verelim. Allah'ın belası. Evet, menajer Zafer Gökhan Günay Türk menajerleri arasında en iyi konumda. Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanıyoruz. Yönetim bu durumdan çok mutlu. Evet, 2021-22, 2022-2023, 2023-2024. Tarihi, paraları cebimize koyuyoruz. Sancho uyarıyı kabullenmiş. Evet arkadaşlar, mali duruma bakalım. Kasada 252 milyon euro var. Transfer bütçemiz 179 milyon euro. Evet, muhteşem bir sezon sonu yaptık. Sezona Avrupa Süper Kupası ve Türkiye Süper Kupası ile başladık. Dünya Futbol Kulüpler Şampiyonası'nı aldık. Ondan sonra Süper Lig şampiyonumuzu ilan ettik. Türkiye Kupası'nı aldık ve Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı yenip 2-0'la Avrupa'nın en büyüğü olduk. Üst üste 3. kez arkadaşlar. Sezon özetini bir başka videoda yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu noktalandıralım. Hakikaten sesim kısılmak üzere. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Santbol kariyerine devam edeceğiz. Farklı konseptlerdeki videolarda da beraber olacağız. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.